Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Mübarek Ramazan ayının sonuna geldiğimiz bugünlerde Aksaray Belediyesi'nin başlattığı ve geleneksel hale getirdiği iftar programlarında vatandaşlar aynı sofra etrafında toplanmaya devam ediyor. Aksaray Belediyesi'nin geleneksel mahalle iftarları sofrası bu sefer Yunus Emre ve Cumhuriyet Mahallesi sakinlerini aynı sofra etrafında buluşturdu. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı iftar programına eşi Hasibe Yazgı ve kızı Berre ile birlikte katıldı. Başkan Yazgı iftar öncesi masaları tek tek gezerek bölge sakinleriyle selamlaştı, bayramlaştı. Merhaba. Numara verdim, arama. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilen iftar programında Ramazan ayının sevincini, coşkusunu ve manevi havasını mahalle sakinleriyle yaşamanın önemine dikkat çeken Başkan Yazgı, sonuna gelinen Ramazan ayıyla birlikte vatandaşların Ramazan bayramını kutladı. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, ihtiyaçlar doğrultusunda mahallelerde taziye evleri kuracaklarını ve bu projenin Yunus Emre ve Cumhuriyet Mahallesi'nde en kısa zamanda hayata geçeceğini söyledi. Başkan Yazgı, bölgede 10 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan kapalı pazar alanı, fatura ödeme ve 68 kart dolum merkezi noktalarıyla mahalle sakinlerinin ayağına gidecek hizmetlerle ilgili bilgiler verdi. Bugün için sizlere bir müjdeyle geldik. Hep muhtarımız söyledi, toplantılarda sizlerin bizlere ilettiği bir nokta vardı, kapalı pazar alanı. Kapalı pazar alanı buranın gerçekten bir ihtiyacıydı ve biz de bu alanı burada gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 10 bin metrekare üzerine, daha önce bir park alanımız vardı, evin karşısında, ADS'nin yanında, ADS'nin yanı desek muhtarım bilir dedi bizim mahallemiz, dolayısıyla öyle tarif ediyoruz. Onun hemen yanında 10 bin metrekarelik bir alanı kapalı pazar alanı olarak tamamladık. Projeleri bitti. İnşallah yakında da temelini atacağız. Ve çok kısa zamanda bitirip hem Yunus Emre'nin hem de Cumhuriyet Mahallesi sakinlerimizin buralarda güzel pazar yapmasını sağlayacağız. Sadece pazar yapmakla kalmayacaksınız. Sağlıklı noktasının altına da yine sizler bizlerden şunu talep ettiniz. Su ödemek için, ondan sonra kart 68 dolumunu yapmak için, Redaş'ın ya da PTT'nin de bazı ülkeleri burada olursa bizler çarşıya kadar gitmeden burada bu ihtiyacımızı karşılarız demiştiniz. Biz de sizin bu dediğinizi yerine getiriyoruz. İnşallah bu pazarlarımızın içerisine yapacağımız yeni filmle o ihtiyaçlarınızı da burada karşılayacaksınız inşallah. Beğendiniz mi? Oldu. Güzel oldu. Ezanın okunmasıyla birlikte binlerce vatandaş orucunu Aksaray Belediyesi'nin iftar menüsüyle açtı. İftarda sohbetler edildi, dualar yapıldı. 2 yıl önce hayırsever bir vatandaş tarafından Fatih Mahallesi'nde yapımına başlanılan Sent Polikliniği hizmete açıldı. 7 mahallede yaklaşık 50 bin vatandaşa sağlık hizmeti verecek olan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Muzaffer Çakır Sent Polikliniği Türkiye'de bir ilke de imza atıyor. Butik hastane konseptiyle Sent Polikliniği 10 poliklinikle acil ve muayene hizmeti verecek. Aksaray merkezde 7 mahallede 50 bin kişiye sağlık hizmeti verecek olan Sent Polikliniği dualarla hizmete açıldı. Açılış öncesinde gerçekleştirilen Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi 200 yataklı ek hizmet binasının temel atma töreninde hayırsever Muzaffer Çakır'ın oğulları Veysel ve Adnan Çakır'a Vali Aykut Pekmez tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. Sayın Valim buradayız. Türkiye'de bir ilk olan butik hastane uygulamasıyla hizmete giren Eğitim ve Araştırma Hastanesi Muzaffer Çakır Sent Polikliniği'nin açılışını Vali Aykut Pekmez, AK Parti Grup Başkan Vekili Milletvekili ve adayı İlknur İnceöz, AK Parti Milletvekilleri ve Milletvekili adayları Cengiz Aydoğdu, Mustafa Serden Geçti, Muhammed Aktaş, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve açılışa davetli protokol üyeleri gerçekleştirdi. Açılışın ardından İl Sağlık Müdürü Cengiz Han Kılıçarslan davetlilere Sent Polikliniği'ni gezdirerek bilgiler verdi. Şimdi bu Türkiye'de bir örneği yok. Biz acilden farklı olarak acil binası olan bir semtistak yaptık. Sağ olsun bağışçımız da.
Zemin top tamamen acil servis, bayan gözlem, erkek gözlem, restorasyon arası. Aksaray Belediyesi Fatih Mahallesi'nde Selime Sultan Kadın Aktivite Merkezi'nde meslek edindirme ve hobi kurslarına katılan küçük çocukları olan annelere yönelik bir projeye imza atıyor. Selime Sultan Kadın Aktivite Merkezi'nde meslek edindirme ve hobi kurslarına katılan anneler artık kurslara katılırken eğitimleri süresi boyunca çocuklarını gündüz ve bakım kreş evine bırakarak rahatça sosyalleşebilecek. Aksaray Belediyesi Selime Sultan Kadın Aktivite Merkezi'nde annelerin çocuklarını bırakarak işlerini rahatça yapabilmeleri hem de sosyal hayatın içerisinde yer alabilmeleri amacıyla projelendirdiği kreş ve gündüz bakım evi inşaatına başladı. Fatih Mahallesi Karabağ Tematik Park alanı içerisinde hizmet veren Selime Sultan Kadın Aktivite Merkezi Hizmet Binası bahçesinde inşa edilen kreş ve gündüz bakım evi 388 metrekare kapalı alan üzerine kuruluyor. Toplamda 1000 metrekare alan üzerine inşa edilen kreş ve gündüz bakım evi, 2 adet sınıf, idare binası ve çocuklara uygun tuvaletler, oyun alanı ve bahçeye sahip olacak. Aksaraylıları binicilik sporuyla tanıştırmak, çocuklara at sevgisini kazandırmak ve özellikle turizm alanında kente ivme kazandırması amaçlanan at binicilik ve kafeterya tesisinde çalışmalar son hızıyla devam ediyor. Tesis tamamlandığında proje dahilinde oluşturulan gölette ayrıca sportif balıkçılık da yapılabilecek. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgın'ın Aksaray'ın turizm gelirlerini arttırmak amacıyla başlattığı projelerinden şehrin sosyal kültürel hayatına katkı sağlayacak olan ve 2 ay içinde hayata geçirilmesi planlanan 1500 metrekare kapalı alan, 6000 metrekare açık alan, 14 adet kapalı at harası, 3 adet açık salma alanı, 1 adet üstü kapalı gezinme alanı, kafeterya, dinlenme alanları, yürüyüş parkur ve balıklı göletten oluşan at binicilik ve kafeterya tesisinde hummalı çalışma sürüyor. Hobi ve dinlenme merkezi olacak tesiste çelik ve betonarmeden yapılacak binaların dış cephe kaplaması ahşap ve taş malzemeyle yapılıyor. Tacım Mahallesi Hobi Bahçeleri bölgesinde inşa edilen tesiste at biniciliği ile ilgili eğitim programları da hazırlanacak. İsteyenler günübirlik gelip at binebilecek, isteyenler de belli bir süreyi kapsayan turlara katılabilecek. Şehir yaşamından bunalan vatandaşlara ve Kapadokya bölgesine gelen turistlere hizmet edecek olan at binicilik tesisinde ayrıca balıklı gölette sportif amaçlı balıkçılık da yapılabilecek. Aksaray Belediyesi asfalt sezonunun açılmasıyla birlikte yol bakım ve altyapı çalışmalarıyla şehri yenilemeye devam ediyor. Aksaray Belediyesi'nin kentsel tasarımla cadde, sokak ve mahallelerde şehri boydan boya yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda şehrin muhtelif yerlerinde sıcak asfalt ve kaldırım çalışmaları gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Coğlaki Mahallesi'nde sıcak asfalt serimi yapıyor. Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayı olmasına rağmen belirlenen program dahilinde farklı mahallelerde yol yapım çalışmalarını tamamlarken sıcak asfalt serim işlemine Coğlaki Mahallesi'nde devam ediyor. Aksaray Belediyesi vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek ve kentin çevresini değiştirmek amacıyla belli bir düzen ve denge içerisinde başlattığı eşit hizmet politikasıyla tüm mahalleleri baştan aşağı yeniden elden geçirme programıyla asfalt, kilit taşı, parke, yol açma hizmetlerine kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Doğru ve gerçek haberin adresi Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'nde haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.